Son videolarda sanat ontolojisine dair, sonrasında zihin felsefesine dair, yapay zekaya dair konuştuktan sonra böyle bir arada bir en azından ivmemizi düşürelim ve sohbet havasında bazı içerikler çekelim istiyorum. Çünkü ard arda bir bilgi bombardımanına tutulduğumuzda hani şey denir ya, biraz amiyane bir tabir olacak ama şu soğusun diye, şu işlemci, şu beyin soğusun diye böyle daha sohbet ettiğimiz, benim çalışmalarımın nereye gittiği, sizin çalışmalarınızı nasıl yöneteceğinize dair içerikler çekmek istiyorum. Bugünkü içerikten daha önce hiç çekmedim. Kısmen çekmiş olabilirim, yani konular ilişkiliydi ama bu videonun bir farklılığı da olacak. Şöyle ki etrafım kitaplarla sarılı, bunları buraya dekor olsun diye koymadım. Bunlar bana yayın evlerinden gönderilen kitaplar. Sonuçta felsefeye, bilime, sanata meraklı insanların toplandığı kocaman bir topluluğuz biz. Şimdi ben de hazır Türkiye'deyken gitmeden önce şu yayınlara birlikte bakalım istedim. Hangi yayın evlerinden hangi kitaplar çıktı, bunlardan hangilerini biz kullanabiliriz, neler olabilir? Birincisi bundan bahsedeceğim. Çünkü bunlar nihayetinde size ulaşması için gönderildiği için de böylesi bir içerik çekmek şart gibi gözüktü. İkincisi, muhtemelen videonun da başlığı olan kitap okuma programı hazırlama meselesinden bahsetmek istiyorum. Birkaç sene önce bir tweet atmış, böyle bütün komik tweetler listelerine de girmişti. Ben onu komedi olsun diye yazmamıştım. Okunması gereken çok fazla çok iyi kitap olması beni strese sokuyor. Ne çok şey bilmiyorum yazmıştım. O an gerçekten böyle altında ezilmiş, sıkışmış, strese kapılmış hissediyordum. Bu hissiyattan kurtulmak gerekli. Çünkü hakikaten okumamız gereken, okumak istediğimiz o kadar fazla kitap var ki bir ömür bunlara yetecek mi bilmiyoruz. O yüzden hem kitaplara bakalım hem de bir okuma programı, okuma sistemi nasıl kurulur bundan bahsedeceğim. Ama videoya geçmeden önce hemen videonun sponsorundan hızlıca bahsetmek istiyorum ki ileride konu dağılmasın. Videonun sponsoru ana dili İngilizce olan eğitmenlerle istediğiniz saatte, istediğiniz yerde, istediğiniz seviyede dil pratiği yapabileceğiniz Cambly. Cambly'den her ay bir videoda bahsediyorum. Sadece bahsetmekle kalmadığımı, daha öncesinde bunun 6 ay kadar da kullanıcısı olduğumu da hatırlıyorsunuzdur. Çünkü orada isterseniz felsefe tartışmaları bile yapabileceğiniz eğitmenler var. Bu videoda da öğrenmek, okumak gereken çok fazla şey varken bunları nasıl bir sisteme oturtmaktan bahsederken aslında aynı sistemi İngilizce pratiğiniz için de kullanabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Oradan kendinize bir çalışma takvimi, takip edebileceğiniz çalışma stili, sistemi kurarsanız bunun faydasını görmemenize imkan yok. İngilizce öğrenmenin en iyi yolu elbette İngilizce konuşmak. Şu anda da Cambly'de yılın en büyük indirimi var. Eğer 055 dilozof kodunu kullanırsanız ilk dersiniz ücretsiz olacak ve %55 oranında bir indirime sahip olacaksınız. İncelemek isterseniz açıklama bölümündeki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Her ay bir videoya sponsor oldukları için Cambly'e de ayrıca teşekkür ederim. Benimki gibi milyonlarca izlenmeyen kanallarda sponsorluk önemli bir mesele haline gelebiliyor. Şimdi ilk kitaplardan mı başlayalım yoksa ilk şu okuma programı ve sistemden mi bahsedelim? Hadi sistem diyelim, sonrasında bu kitapları konuşalım. Bilmiyorum şunu ne kadar yapıyorsunuz. Ben biyografi okumayı, biyografik belgeseller izlemeyi acayip severim. Hatta böyle Haziran ayının bir dönemiydi. Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Yani çalışmalarım acayip sekteye uğramıştı. O dönem biraz ilham almak için biyografi türünde belgeseller izlemeye başladım. Ve Netflix'te falan ne kadar belgesel varsa izledim. Şimdi bu bir biyografik roman olabilir ya da bir insanların, böyle tarihteki ünlü yazarların, filozofların ya da bilim insanlarının hayatlarından parçalar seçen bir kitap olabilir ya da belgesel olabilir. Buradaki medyanın türünün çok da bir anlamı yok. Ama fikir şu, sizin şu an içinde yaşadığınız duygu durum muhtemelen, çok büyük bir ölçüde muhtemelen, neredeyse kesin olarak sadece size özgü değil. Hatta bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde podcast'im başladı. Podcast'imin afişinde böyle benim yüzüm öne doğru çıkmış durumda. Podcast'i paylaştığımda Londra'daki arkadaşlarımdan bir tanesi yazdı. Hani içeriği anlamıyor, afişte ne yazdığını anlamıyor. Tabii benim felsefe içeriği öğrettiğimi biliyor ama şey dedim, neden yüzün öne doğru çıkıyor? Çünkü hareketli bir animasyon tasarlamıştı yapım şirketim. Ve yüzüm durduğu yerden kopuyor, orada sorular var, sonrasında yüz dolanıyor falan filan. Şuraya ekranın sağ tarafına koyarım.
Ben de ona dedim ki, çünkü felsefe gibi bir alanda aslında bireysel yüzlerimizin, bireyselliklerimizin hiçbir anlamı yok. Çünkü her ne kadar aynaya baktığımızda birbirinden farklı yüzler görsek de aslında bu yüzlerin altında benzer sorular, benzer kaygılar var. So deep yazdı. Bu konu az önce söylediğim şeye de benzer. Yani biyografi tarzında bir şey okuduğunuzda sadece atıyorum Goethe'ye dair, Darwin'e dair bir şey öğrenmiyorsunuz. Kendi hayatınızdan kesinlikle öyle ya da böyle bir iz buluyorsunuz. Ben o dönem okumak da istemediğim bir havadaydım. Çok garipti. Böyle hani 10 gün falan yatakta oturursunuz, koltuğun üzerinde yorgan çekersiniz ve hiçbir şey yapmak istemezsiniz ya. Netflix'teki sıradan var olan bütün belgeselleri izledim. Ama programım şöyle. Andy Warhol'u izliyorum, sonrasında Jennifer Lopez belgeselini dahi izliyorum. Hayatta herkesten öğrenebileceğiniz kesinlikle bir şey var. Andy Warhol'u izlerken ona yöneltilen eleştirileri, hakaretleri nasıl bir oyuna çevirdiğini görüyorsunuz. Jennifer Lopez'i izlerken de bunca ayrımcılığa rağmen kadının yılmamasından etkileniyorsunuz gibi gibi. Tabii ben size gidin sadece pop sanatçılarının hayatlarını okuyun demiyorum burada ama biyografi okumanın muazzam bir etkisi var. Söz konusu çalışma biçimine geldiğinde de yine öğrenebileceğimiz şeyler var. Sıra dışı yazarlar diye bir kitap vardı burada. Bunu da bana daha önce hep kitap göndermişti. Buna bakıyordum bu videodan önce. Her yazarın kendisine has bir stili var ve kendisine has enteresan çalışma pratikleri var. Bunlardan bir tanesi henüz başlangıçta vardı, Schiller'inki. Schiller'in çalışma masasının çekmecelerinde çürük elmalar duruyormuş ve o çürük elma kokularıyla birlikte yazabiliyormuş ancak. Goethe buna hayret ediyor tabii. Ama bu tuhaf alışkanlıklarını bir tarafa bırakırsak genel olarak şunu görüyoruz. Pek çoğunun bir rutini var. Yani İşte Marx'ın, Kant'ın, aklınıza gelebilecek Picasso'nun resim yaparken günün o saatinden şu saatine kadar belirli bir arayı kapatıyor, kutuluyor ve kendisini çalışmaya adıyor. Bundan son meditasyon ve çalışma pratikleri videomda bahsetmiştim ama son kısmında bahsettiğim için biraz geri planda kaldı. Sizinle kendi Google takvimimi paylaştığımda günümün belirli renklere bölümlendiğini göstermiştim. Zamanı kutulama tekniği deniyor. Yani saat 3 ile 7 arasında yapacağınız şey okumaksa sadece onu yapıyorsunuz. Bu da bizi şuraya getiriyor. Hedefiniz Çin felsefesi tarihi kitabını bitirmekten ziyade şöyle olmalı. Amaç sadece bu kitabı okumak değil çünkü genel olarak bir okuma pratiği, tekniği geliştirmek olduğu için sizin bir okuma listeniz olmalı. Bunu da nasıl yapacağımızı birazdan konuşacağız. Bu okuma listesini hayata geçireceğiniz belirli bir sisteminiz olmalı. Yani sistem odaklı çalışmaktan bahsediyorum. Her gün, 2-3 günde bir, haftada bir sürekli olarak tekrarlayan zamanı kutuladığınız ve gündelik hayatınızdan kendiniz için çaldığınız bir kısım olmalı. Konu elbette zamanı kendinize uygun bir şekilde biçimlendirmek. Siz de Goethe gibi akşam yatıp gecenin erken saatlerinde uyanıp böyle daha 3-4 gibi okumak yazmaktan keyif alıyor da olabilirsiniz. Bunlar tamamen kişisel tercihler. Böylesi konularda bunun münasip bir yolu olduğunu düşünmüyorum. O halde ilk olarak bir sistem oluşturmak, zamanı kutulamak ve onu tekrarlayan bir döngüde olmasından bahsettik. Ve amacımız tek o kitabı okumak değil, belirli bir düzenle okuyup araştırma yapmak. Şimdi okuma listesi nasıl yaratacağız peki bu kadar kitap varken? Öncelikle kendim yaptığımdan bahsedeceğim. Ben ebedi öğrenci olduğum için benim için sene Eylül'de başlar, Mayıs, Haziran gibi biter. Ağustos gibi oturdum ve yayınlarımın da hangi kategorilerde devam edeceğini, hangi kategorilerde okumak istediğimi düşündüm. Ve YouTube, podcast, Aposto, canlı yayınlar hepsini karşıma koyduğumda şöyle bir resim oluştu. Felsefe tarihi serisi var. Sanat felsefesi üzerine yaptığım çalışmalar var. Sonrasında benim şu anda asıl ilgim olan yapay zeka, sanat, zihin tartışmaları var. Bir de bu senenin başında bahsettiğimiz bu genişleyen halkalar adını verdiğim felsefe vardı ya. Hayatımı genişleyen halkalar halinde yaşarım ben. Belki sonuncusunu başarmak gelmez elimden ama yine de denemek isterim. Sürekli okumadığım, başlangıçta radikal tarzda mesafeli olduğum ama öğrenmek istediğim öğretilere bakacaktım. Ben buna da holistik felsefe projesi diyorum. Bir de bu var. Ama bunlar içerisinden de artık felsefe tarihi okumak istemiyorum. Sanat tarihi, sanat felsefesi üzerine
çok uzun bir süre çalıştığım için onu da kapattım. Şu an devam etmesini istediğim şey holistik felsefe dediğim, farklı felsefeleri, kültürleri öğrendiğim şey ve ikincisi de zihin felsefesi, yapay zeka bağlamı oldu. Yani elimde çalışmalarımı yürütmek istediğim iki kategori var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben zaten normalde her ay 10-15 tane kitap alan biriyken üstüne bir de sürekli kitap gelmeye başladığında ben bunları nasıl kategorize edeceğim demeye başladım. O yüzden sistemim var, okumak istediklerim belli, okuma planı programı oluşturdum. Bu yüzden gelen kitapları, benim bulduklarımı önceliklendirmem gerek. Aynı şey sizin de yapmanız lazım. Ne hakkında okumak istiyorsunuz? Evrim mi? Din felsefesi mi? Zihin problemi mi? Yani her şey olabilir. Sadece temel merakınızı ya da öncelikli meraklarınızı gruplar halinde toplayacaksınız. Alt alta yazacaksınız ve öncelik sırasına koyacaksınız. Asıl soru şu. Her şeyi merak ediyor olabilirsin ama öncelikli olarak hangisini merak ediyorsun? Burada makul şeyler de yapabilirsiniz. Mesela evrim üzerine okuma yapmak sonrasında sizin zihin felsefesi merakınıza temel niteliği görüyorsa önce onu okuyabilirsiniz. Okuma programlarınızı... Burada okuma diyorum ama buraya podcastleri, benim podcastimi, köşe yazılarını, videoları, belgeselleri, türlü bilgi medya kaynağını koymak mümkün elbet. Şimdi o halde şöyle yapalım. Gelen kitaplardan biraz bahsedeyim, inceleyebildiğim kadarıyla. Hangileri benim gelecek okuma programımda yer alacak? Bunlardan söz edelim. Timaş Yayınları sağ olsunlar bana çok güzel notlarla birlikte kitaplar gönderiyorlar. Benim bu genişleyen halkalar felsefeme bağlı olarak aslında İslam felsefesiyle ilgili de okumalar yapmak istediğimi söylemiştim. Onlar da bana İbni Haldun'un Mukaddimesini göndermişti. Tabii açılmadı bile kitap çünkü sıra oraya gelmedi. Bu kadar yoğun bir şekilde çalışırken okuma hızım gerçekten çok yavaşladı. Çünkü her gün belirli bir düzende çalışıyorum ama bu benim işim. Ama bazı şeyleri ücretsiz olarak yapıyorum. Yani onlara da acayip zaman ayırıyorum. Onu gerçekten yapmak istediğim için yapıyorum. Bana bu iş tam olarak iş gibi de gelmiyor. Ya şu sıralar üretmeyi sevdiğim, kendi alanlarımda işte podcast kaydederken, mail bülten hazırlarken, canlı yayın yaparken hoşuma giden bir evredeyim. O yüzden şu an bunu yapıyorken yapıyorum. Belki de 1-2 sene sonra hiçbir şey üretmek istemeyeceğim. Sosyal medyada iyi kullanmak istemeyeceğim. Asla yayın yapmayacağım. Çok muhtemel. Çünkü bıktırmış olacağım kendimi. O dönem sadece kitap okumak veya kendi kitabımı yazmak isteyebilirim. Her şey mümkün. Evet, diğer kitaplar Say Yayınlarından. Say Yayınları bana Kant üzerine, eski Yunan üzerine, Alman felsefesine giriş, Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi başlıklı kitaplar gönderdi. Bu kitapları göndereli çok oldu aslında ama geçenlerde şunu fark ettim. Bu setin aynısından Say Yayınlarından ben bir defa daha almışım. Muhtemelen kargoda bir hata oldu. Aynı kitaplardan bende iki tane var. Doğal olarak bu videoya yorum yazanlardan bir kişiye gitsin bu kitaplar. Ben de iki. Sizinle de paylaşmış olayım. Şimdi benim okuyacaklarımdan ziyade gelen başka şeyler göstereyim. Fol Yayınları ne kadar güzel şeyler yapıyor. Fol Yayınları'nın şöyle bir serisi var. Bellek, Tanrı, Aşk, Kurmaca. Kendileri kapak tasarımı konusunda da bayağı iyiler. Geçenlerde Platon'un bazı diyaloglarını gördüm. Tasarımlar için oy kullandım Twitter'da. Bunlar arasından Tanrı'yı merak ediyorum, Belleği de merak ediyorum. Bunları okurum diye önceliklendirmiştim ama daha zamanı var. Yine Fol Yayınlarından bu hafta aldığım bir kitap var. Bir mektup var. Yapay zeka miti, bilgisayarlar neden bizim gibi düşünemez başlıklı bir çalışma. Yani daha fazla ilgimi çekemezdi. Çok teşekkür ederim. Şöyle, yapay zeka hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Beyin gıdıklayan bir yolculuk. Bilgisayarlar neden bizim gibi düşünemez? Listeme zirveden girdim. Burada Beyaz Baykuş adlı yayın evinin kitapları var. Marcus Aurelius'un Stoacı felsefesi, Roma İmparatoru gibi düşünmek. Sıkıntılarla yüz yüze huzur arayan ve mükemmellik peşinde koşanlar için bir rehber. Yaşam kılavuzu gibi muhtemelen. Mesela şey var. İşte kaygı erteleme, endişe için bilişsel mesafe koyma, erdemi izleme, stoacı kabul. Çok güzel. Direkt stoacılığı böyle
anlatmaktan ziyade oradan gündelik hayatımızda kullanabileceğimiz bazı alt başlıklar var. Duygusal alışkanlık, öfkeyi zapt etmek gibi. Bu enteresanmış. Yine Beyaz Baykuş Yayın Evi göndermiş. Büyük düşünürlerden yaşam bilgeliği Plotinos, yeni Platonculuk. Filozofun son amacı Tanrı ile mistik bir birleşme olmalıdır. Plotinos'tan. Enteresan, Plotinos'a dair belki en son lisansta okumuştum. Keşke o zaman denk gelseymiş. Ortaçağ felsefesiyle ilgilenenler kitaba bakabilirler. Burada bilgi, kültür, sanatın gönderdiği kitaplar var. Onlar da çok güzel kitaplar paylaşıyorlar benimle, sağ olsunlar. Demokrasi Felsefesi isimli bir kitap var. Kitabın bir yazarı yok, editörü var ve altında atıyorum, altında Habermas'ın, Popper'ın, Nietzsche'nin, Rancière gibi farklı farklı düşünürlerin demokrasiye olan yaklaşımları derlenmiş. Gayet güzel gözüküyor siyaset felsefesiyle ilgilenenler için. Newton'un Elması ve Bilime İlişkin Diğer Metinler diye bir kitap var. Kapak şahane. Bir dakika, bu çok güzel bir çalışma. Ben sadece bilimsel teorileri anlatacaklar zannediyordum ama öyle değil. Mesela sosyal Darwinizm'den bahsediyor, sonrasında toplumsal düşünceyle bağlantısından bahsediyor. Newton'un yer çekimi kanunu ve Tanrı ile olan ilişkisinden, teolojideki yansımalarından söz ediyor. William Paley'in saatçi argümanı, Kopernik devriminin tam olarak aslında şu, ben sürekli şey diyorum ya, bilimsel kuramların ve teorilerin bizim için, bizim yaşama ve düşünme dünyamızda ne anlama geldiğini sorgulayan çalışmalara ihtiyacımız var. Evet, kara delik var, tamam, ama bu benim için ne anlama geliyor? Kitap tam olarak o. Buradaki bilimsel teorileri yazdıktan sonra o dönemin toplumsal hayatı ve düşüncesiyle bir araya getirmişler. Çok güzel gözüküyor. Bunu merak ettim. Şimdi bu da yeni aldığım kargolardan bir tanesi. Yine Timaş'tan gelmiş. Ayça Karaman'ın kitabı var. Ayça Karaman, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve eğitim bilim üzerine çalışıyor yanılmıyorsam. Onun bir kitabı var. Ben de Instagram'dan takip ediyorum kendisini. Karar ver, planla, harekete geç, durmadan değişen dünyada hayatı planlama rehberim. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Timaş yayınlarından gelen bu paket bu defa beni acayip şaşırttı. Kitapların hiçbiri sadece kitap değil. Kitap okuma deneyimini biraz geliştirmeye çalışmışlar. Bu gerçekten etkileyici. Ne demek istiyorum? Mesela kitaplardan bir tanesi bir roman, Yaşayan ve Diğerleri. Yanında bir defter var, Hayal Çöplüğü diye. Burada bazı anekdotlarla birlikte, çalma listeleriyle birlikte yazı yazıyorsunuz. Diğer kitap Gök Bilimsel, Kuarklardan Kuasarlara Uzay Bilimin En Tuhaf Hali. İçinden bu sefer uzay bilimle ilgili harita ve stickerlar çıkıyor. Aynı şeyi Ayça Karaman'ın kitabı için de yapmışlar. Kitabın yanında yapılacaklar listesi, sonrasında bir sticker şeklinde yapılacaklar tablosu ve bunun üzerine de kullanabileceğiniz başka stickerlar çıktı. Yani kitap aslında doğrudan okuyup bir kenara koyduğunuz bir şey değil de bir pratik halinde oyunlaştırabildiğiniz bir hale gelmiş. Bu fikri sevdim. Bayağı böyle kapsamlı paketler her bir kitabın yanında bazı eklentileri var. Şimdi benim kitap yurdundan aldığım kitaplar var. Kitap yurduyla farklı bir iletişimimiz var. Sağ olsunlar. Ben böyle sürekli hem okul için hem içerikler için kitap almaya çalıştığım ve her ay böyle 700-800 lira, tabii o zamanlar 700-800'dü, şimdi 700-800 az bile bir para. Bir dönemde kanalın kitap ihtiyaçlarının, daha doğrusu senin kitap ihtiyaçlarının sponsoru olalım dediler. Ve bunu da herhangi bir karşılık beklemeden yaptılar. Yani biz sana kitap verelim, sen de her ay bizim kitaplarımızdan bahset, 6 tane videoya sponsor olalım falan demediler. Hatta bir süre ben kitap aldım. Sonrasında ne olacak, hani bununla ilgili ne olacak diye merak ettim. Beni böyle sadece bir influencer kategorisinde görmediler, bayağı desteklemeye çalıştılar. Bu yüzden çok değerli, çok teşekkür ederim. Ben de hala kendim merak ettiğim, okumak istediğim şeylere gidiyorum, kitap yurdundan alıyorum. Şimdi size benim seçtiğim ve aldığım kitaplardan bahsedeceğim. Burada bu akademik araştırma alanım dediğim üçgendeki, yapay zeka, zihin, sanat üçgenindeki tartışmalara dair kitaplar var.
Birincisi John Dewey'in Deneyim Olarak Sanatı. Bu kitabı nasıl okumadığıma ben de hayret ediyorum. Pragmatizme dair metinler okudum ama sanatın bu kadar merkezi bir konumda konumlandırılması, konunun psikolojik bir yanı olduğu falan, bu bağlantılar tamamen gözümden kaçmıştı. Geçenlerde başka bir kitap okuyordum. Estetikçi bir arkadaşım önermişti. Tabii o PDF'ten okuduğum bir kitapta. Orada sürekli bu kitaba atıflar vardı ve birdenbire böyle evreka, nereye gitmem gerektiğini biliyorum dedim. Onu aldım. Yapay Zeka Çağı diye bir Byron Rees'in kitabını aldım. Akıllı Robotlar, Bilinçli Bilgisayarlar ve İnsanlığın Geleceği. Yapay zeka çağına dair ne kadar kitap varsa okudum diye okuyorum diyebilirim. Şu arkamda da bayağı bir kitap var. Tabii bu aralar önce Türkçe kitapları okuyorum. Çünkü bunların hiçbiri yanımda gidemeyecekler. Bendeki külliyatı, var olan şeyleri bitireyim ki sonrasında Kobo'ya ve iPad'e dönebileyim. Bir kitap daha aldım. Bundan emin de değilim ama merak ettim. Beden Ötesi Bilinç ismi. Fizik Ötesi İnsan Bilincini Deneyimleme Kılavuzu. Buradan nereye varacağımızdan çok emin değilim. İçeriğine bakmıştım. Dalai Lama'dan alıntılar var. İşte böyle biraz daha doğu felsefesi, doğu mistisizmine varacak bir tarzı var. Merak etmiyorum desem yalan olur. Bunu aldım. John Green benim en sevdiğim bilim yazarlarından biri haline geldi. Onun İnsan Olmak adlı bir kitabı var. Ben de insan olmanın anlamını düşündüğüm için çok isabet oldu. Son olarak da benim Genişleyen Halkalar projem ya da Holistik Felsefe projem için kendim seçerek aldığım bir yazar var. Aslında bunları alalı 2 ay oldu ama okuyamadım. Carl Gustav Jung. Şimdi Jung ve genel olarak psikanalistler benim çemberimin dışındalar. Ne zaman ki böyle ezoterik bir konu olsa, uzak doğu felsefesinden bahsedilse hemen oradan bir Jung bağlantısı geliyor. Burada ne var, nedir, ne değildir merak ediyorum. Ve şu kitapları edinmiştim. Psikolojide Tipler, Kundalini, Yoga Psikolojisi, Yaralı Ruhun Şifacısı, Kırmızı Kitap. Ama sonrasında şeyi fark ettim. Yani bir tane böyle Jung kimdir, ne anlatmıştır gibi giriş kitabı değil de oturup Jung okuyacaksam bunun kendi içerisinde bir sistemi olması lazım. Twitter'da takip ettiğim biri var. Tufan Göbekçin. Bu dünya felsefe tarihinin oluşumunun da çevirmeni. Yanlış anlamadıysam o bu aralar bir Jung kitabı çeviriyor ya da Jung külliyatı oluşturuyor. Onun tweetlerini görüyorum sürekli ve ona yazmayı düşünmüştüm. Yani bu Jung hangi sırayla okunmalı, ne yapmalıyız diye. Ama yaz boyu fazlasıyla çalıştığım için hiç bu holistik felsefe projeme yönelik okuyamadım. Onlar da kaldı. Bunların da her birini Kitap Yurdu'ndan almıştım söylediğim gibi. Kitap Yurdu'ndan aldığım ve evet ya bu iyiymiş dediğim kitaplardan bir tane favori listesi oluşturdum. Açıklama bölümüne ekliyorum. Yani ben oradan sürekli kitap alıyorum, okuyorum, yorumluyorum. En azından Kitap Yurdu'yla süren okuma serüvenini bu linkten takip edebilirsiniz. Evet, sanırım söyleyeceklerim bunlar. Burada bir takım zihin kitapları var. Türkçe'de var olan neredeyse bütün zihin felsefesi kitaplarını büyük ölçüde okudum. Ama onların hiçbiri yeni değil ve onlardan zaten kitapları düşürüyorum. Zihin felsefesi serisi videolarında bahsedeceğim. Bence tamam. O halde şöyle bir toparlayalım. Bir kitap okumaya odaklanmak yerine bir sistem kurmaya odaklanmalıyız. Bu sisteme de bir okuma listesiyle taçlandırmalıyız. Okuma listemizi ise önceliklerimize göre gruplandırmalıyız. Her şeyi aynı anda okumak mümkün değil ve yeni çıkan, farklı yayın evlerinde yeni çıkan şu kitaplara şöyle bir bakmış olduk. Bence tamamız. Gelecek videoda görüşmek üzere. Meraklı kalın.